Şimdi bunu lazer yapıyor. Aslında bu trans-PRK denen bir yöntemin daha gelişmiş bir formu. Yani bu yapılmaya çalışıyordu lazerle. Fakat şimdi bu epitel tabakasının kalınlığını normal, yani insanlarda kaç mikron olduğunu net olarak bilmiyorduk. Yani yeni bazı çok yüksek frekanslı ultrason cihazlarıyla artık bunu yaklaşık 55-65 mikron olduğunu biliyoruz santralde. Yani insanların %80'inde böyle. O yüzden çok iyi çalışmıyordu. Yani hani siz o elmayı soydunuz mu, soymadınız mı pek bilemiyordunuz. İşte bazı şeyler vardı, işaretler vardı. İşte yapıyorduk lazeri, yapılıyordu ya da. İşte geçtik falan deniyordu. Ama çok o yüzden popülerlik kazanmadı. Hı hı. Ama şimdi bunun hem yani yüksek frekanslı ölçümlerden sonra biliyoruz. Bir de algoritmalar, yani bu lazerin yaptığı bir şey var. Bir dalga boyu o. Biraz karışık mı konuşuyorum bilmiyorum. Yok, biraz anlamaya çalışıyorum. Evet. Evet, şimdi teknik şeylerden teknik tabii bahsediyorum. Evet, sonuçta merak eden izleyicilerimiz oluyor. Evet. Nasıl bir teknikle olacak? Sonuçta, bu da önemli. Sonuçta yani bu gelişmesiyle lazerin, işte tanı yöntemlerinin gelişmesiyle artık bunu daha rahat yapabiliyoruz. Yalnızca kırma kusurunun düzeltildiği alana lazer yapılıyor. Ve epitel daha küçük bir alanda açıldığı için iyileşmesi çok daha kolay ve çabuk oluyor, güzel oluyor. İyileşme sonrası gelişen hani bu bazı problemler olabiliyor. Ne bileyim, orada yara izi çok kalın olabilir. Onların falan, yani öyle söyleyeyim, onun gelişmesini azaltıyor bu. Yani bir de tek bir seferde yapılıyor lazer. Yani daha kısa sürüyor. Yani daha kısa sürüyor derken ek bir işlem yapmıyorsunuz. Hepsini lazer yapıyor ve lazer bitiriyor. Bir de oldukça güvenli bu. Yani diğer bazı başka yöntemlere göre. Yani güvenliği çok çok fazla. O yüzden hani... Ne kadar zamanda bir iyileşme sağlıyorsunuz? Yani yaptınız bir görme bozukluğunu. Anladım. Yaş sınırından da bahsedeceğim. Tamam. Yani ne zaman diye böyle bir heyecanlanıyor. Evet. O işte wow faktör deniyor ona. Evet. Wow faktör LASIK yönteminde çok yüksek. Ertesi gün hasta görmeye başlıyor mesela. Bunda? Bunda biraz daha zaman alabiliyor. Hmm. Ama sonuçta mesela şeyler var. Çok uzun süren çalışmalar var. İşte ne bileyim, 10 sene takip edilen hastalar var. Onların sonuçlarına göre ikisi de aynı sonuca ulaşıyor. Yani aynı noktaya ulaşıyor. Hatta bu yani şey yapılan, işte no touch değil ama onun daha önceli olan yöntemle yapılanlarda bu yüksek dereceli bazı sapmalar denen çok küçük bir şey var. Bir özellik var. Onun daha az olduğu mesela, biraz daha iyi bile olduğu söylenebiliyor. Yani hı-hı, o yüzden sonuçta ikisi de aynı yere çıkıyor ama lasik hemen açıyorsunuz, bakıyorsunuz. Evet. Bunda kaç günde oluyor? Bunda işte bir hafta ve bir ay diyelim. Güzel. Yani farklı bir yöntem, ameliyatı farklı. Yani bir hafta sonra hasta iyi görmeye başlıyor. Yani bir hafta da değil aslında, birkaç gün sonra iyi görmeye başlıyor ama bir haftada biraz daha iyileşiyor. Sonra yavaş yavaş iyileşerek bir ay boyunca iyileşmesi devam ediyor. Evet.